Herkese merhabalar arkadaşlar. Bugün sizlere 5 şişede biber yetiştirmeyi anlatacağım. 5 şişede biber yetiştirmeyi göstereceğim sizlere. Bunu aşama aşama göstereceğim. Böyle parça parça nasıl yetiştirebileceksiniz, ayrıntılı bir şekilde bu videoda öğrenebileceksiniz. Tabii biber yetiştirmek için öncelikle elimizde biber fidesi olması gerekiyor. Yine burada hangi biber yetiştireceğiniz size bağlı. Hangi cins yetiştirirseniz yetiştirin. Hepsinde bu işlemi, anlatacağım işlemleri uygulayabilirsiniz. Kendi fidelerim var burada. Yine daha önce bu tohumdan fide yetiştirmeyi, biber fidesi yetiştirmeyi sizlere paylaşmıştım. Onun da yine aşağıya açıklamalar kısmına linkini bırakacağım. Oradan izleyip kendiniz tohumdan evde biber yetiştirebilirsiniz. Bunları küçük bir sera oluşturarak kendim evde yetiştirdim. Kendim büyüttüm. Siz de çekirdekten bu şekilde kendiniz evde kendi fidelerinizi büyütebilirsiniz. Bu aşamaya sadece bir ay içerisinde geliyorlar zaten. Yine seradan aldığınız biber filelerini direkt getirip direkt ekimini yapmamanız lazım. Burada bu biberler sera ortamına alıştığı için gelip direkt açık havaya çıktığı zaman, balkona ya da evinizin önündeki bahçeye ekeceğiniz zaman direkt hava değişiminden dolayı üzerinde deformeler olabiliyor ya da biber çürüyebiliyor ya da gelişimi durabiliyor. O yüzden dolayı biber fidenizi getirdiğiniz zaman ekeceğiniz ortama koyun. 3 gün, 5 gün ya da 1 hafta o ortama güzel bir şekilde alışsın. Alıştığını gördüğünüz zaman zaten yapraklarında hissedersiniz onu. Seradan çıktığı zaman yapraklarında kıvrılmalar olur. İşte ufak tefek belki yanıklar olabilir, lekeler olabilir. Zamanla kendi diriliğini oturtturduğu zaman, güzel bir şekilde, dinç bir şekilde onu gördüğünüz zaman artık onu ekeceğiniz saksıya alabilirsiniz. O saksıda yetiştirmeye devam edebilirsiniz. Gördüğünüz gibi ben de kendi küçük seramdan dışarıya çıkartıp güzelce onların alışmasını sağladım. Artık güzelce alıştılar, dış ortama alıştılar artık. Onları peş şişemin içerisine ekebilirim. Orada güzelce büyütmeye devam edebilirim bunları. Burada yine kendiniz çekirdekten yetiştirdiğiniz biber fidelerinin arasından en güçlü olanlarını, en sağlıklı olanlarını seçip onları yetiştirmeniz gerekiyor. Bakın burada ben bir sürü çekirdek ekimi yaptım ama aralarından en sağlıklı olanlarını bıraktım. Bunların arasından şimdi iki tanesini alacağım ve güzelce pet şişemin içerisine yerleştirip ekimini yapacağım. Şimdi bunu kenara alıyorum ve pet şişede ne işlemler yapmamız gerekecek onları size anlatacağım. Yine kapağını güzelce açacağız, keseceğiz. Bakın burada şu şekilde işaretli olan en üst kısmından, boğumdan güzelce burayı açacağım. Hatta bunu kapaklı bir şekilde ayarlayacağım. Çünkü biber fidelerim daha küçükler. O yüzden dolayı hızlı bir şekilde büyümesini istiyorsanız yine bunu da sera gibi kullanabilirsiniz bu pet şişeyi. Bunu kapaklı hale getirirseniz o zaman üzerini kapatırsınız. Güneş gören yere koyduğunuz zaman içerisindeki nem ve sıcaklıktan dolayı yine geceleri de aynı şekilde içerisindeki sıcaklığı ve nemi koruyacağı için bu kapak aynı şekilde hızlı bir şekilde biberinizin büyümesini sağlayacaktır. Yine arada açıp kapağını havalandırmakta fayda var. Çünkü direkt kapağını açarsanız direkt kuru ortamdan zarar görüp ilerleyen zamanlarda yine biberiniz solabilir ya da çürüyebilir. Ben 10 litrelik bir pet şişenin içerisine 2 tane biber fidesi yerleştireceğim. Ama siz 5 litrelik bir pet şişenin içerisine 1 tane biber fidesi yerleştirebilirsiniz. Yine hangi ölçüde olursa olsun bir saksının içerisine 2'den ya da 3'ten fazla kesinlikle biber fidesi koymayın. Pet şişemizin güzelce kapağını açalım. Sera oluşturacağımız bir kapak haline getirelim bu pet şişeyi. Ondan sonra aşağıya drenaj deliklerini açalım ve ponza taşını yerleştirelim. Ondan sonra yine yapılacak işlemleri sizlere sırasıyla anlatacağım. Şimdi üzerine güzelce toprak karışımımı ekleyeceğim. Burada yine toprak karışımından bahsetmek istiyorum. Toprak karışımını hayvan gübresi kullanarak güzel bir karışım hazırlayabilirsiniz kendiniz. Burada yine doğal bir gübre kullanmak tabii ki daha faydalı. O yüzden dolayı yanmış hayvan gübreleri kullanabilirsiniz burada.
Toprağını sıfıra sıfır peş şişenin üzerine gelene kadar doldurmayın. Burada 10 santimlik bir boşluk bırakın. Çünkü ilerleyen zamanlarda yine biber fidemiz büyüdükçe kenarlarına yeni bir toprak eklemesi yapacağız. Bu sayede biber fidelerimizin o boğaz kısmında yeni kökler salıp daha da güzel buraya tutunmasını sağlayacağız. Şimdi güzelce biber fidelerimi içerisine yerleştireceğim. Sonra da onlara can suyu vereceğim. Tabii ki güzelce sulamasını yapacağım. Ondan sonra da yapmanız gerekenleri sizlere anlatacağım. Güzel bir güneş alacağı yere yerleştirirseniz o zaman hızlıca büyüyüp gelişeceklerdir. Burada ısı önemli. Çünkü eğer biber fidelerinizi soğuk bir yere koyarsanız ya da kuzey cephede bırakırsanız o zaman gelişimleri yavaş olacaktır, yavaş büyüyeceklerdir. O yüzden sıcaklığı seviyorlar. Sıcak kalabilecekleri bir yere yerleştirirseniz iyi olur. Gördüğünüz gibi yine kapaklı bir sen oluşturduk. Bakın bu yöntemi başka fidelerinizde de yine uygulayabilirsiniz. Tabii bu ilerleyen zamanlarda büyüdüğü zaman bu büyümesine engel oluşturacağı boyuta geldiği zaman artık bu kapağı üzerinden kesip alacağım. Hem bu sera ortamından güzelce birazcık daha alışarak kurtulmasını sağlayacak bu kapak. Hem de hızlıca gelişmesini sağlayacak. Yine ilerleyen zamanlarda tekrar sizlere biber fidelerimizin gelişimlerini tekrar sizlere göstereceğim. Aradan 1,5 ay geçti ve 1,5 ay içerisinde biber fidelerimizin geldiği durumu görüyorsunuz. Gördüğünüz gibi güzelce büyüdüler. Sonra ikişer tane böyle ayrıldılar, dallar verdiler ikişer tane. Yine beşiktelik peşçemizde olan biber fidemiz de aynı şekilde ikili bir şekilde dal verdi. Şimdi bu şekilde uzadıktan sonra evinizin önünde baktığınız bu biber fideleriniz şiddetli rüzgarda kırılma riskleri var. Kırılabilirler ya da hasar görebilirler, yan yatabilirler. O yüzden dolayı bu biber fidelerinizi bir çubuğa sabitlemeniz gerekiyor. Burada gördüğünüz gibi ben bu biber fidemi ikili olan 10 litrelik şişede olan biber fidelerimi sadece bir demir çubuğa sabitledim. Gördüğünüz gibi aslında sabitlemedim. Bunlar özgür bir şekilde hareket ediyor bakın ama çok da fazla özgür değildir. Yani buradan dallarıyla destek alıyorlar birbirleriyle. Bakın şöyle iki tane de misina üzerinden çektim. Şöyle ikiye ayrılan, yine biraz sonra yakın çekimde göstereceğim. Şurada da yine misina var. Bu şekilde misinadan dayanarak buraya destek alıyorlar sadece. Öyle sıkı sıkıya bağlamanıza gerek yok. Ya da dibine herhangi bir çubuk saplayıp o çubuğa da biber fidenizi bağlayabilirsiniz. Bir de bu çiçeklenme döneminde özellikle mutlaka bitkileriniz açık balkonda olmak zorunda. Ya da evinizin önünde bakıyorsanız yine açık havayı görmek zorunda. Çünkü polenlenme olması lazım. Bu süreçte de yine mutlaka bol bol güneşi görmesi lazım. Güneşin direkt yapraklarına, gövdesine temas etmesi lazım ki güzel bir şekilde, hızlı bir şekilde meyve oluştursun, hızlı bir şekilde gelişsin. Biber güneşi çok sever. Biberi böyle bol güneş alabileceği bir yere yerleştirirseniz hızlı bir şekilde gelişir ve hızlı bir şekilde büyür. O yüzden dolayı onları mutlaka balkonunuzda bol güneş alacağı bir yere konumlandırın ve oradan biberlerinizi yetiştirin. Şimdi bu sabitleme çubuğunu yine sizlere örnek olması amacıyla bu bitkime yerleştireceğim ve ondan sonra güzelce onu ip yardımıyla da güzelce bu demir çubuğa sabitleyeceğim. Bahsetmeyi unuttuğum bir konu daha var. O da şu an görselde gördüğünüz kırmızı daireye kadar olan kısmı, yani ilk çatallaşmaya, ilk tomurcuğun çıktığı olan kısma kadar çıkan yaprakları koparmamız gerekiyor ki biberimiz topraktan aldığı enerjiyi rahatlıkla tomurcuklarına, çiçeklerine, meyvelerine yönlendirebilsin. Bu aşamadan sonra artık yapılacak bir işlem yok. Dalında oluşan meyvelerinizi toplayabilir ve afiyetle tüketebilirsiniz. Bu videoyu beğendiyseniz beğenmeyi, kanalıma abone olmadıysanız abone olmayı ve yeni gelecek olan videolar için de zil tuşuna basmayı unutmayın. Sağlıcakla kalın ve kendinize iyi bakın.